Şu lambayı da yaksanız iyi olur. $100,000. İnan bana, Dougherty Bankası'nın kasasında asla bu kadar büyük miktarda para olmamıştı. Sen merak etme. İyi geceler. Sen de içeride kal. Pekala. Kendini yorma bir. Hey Stafford! Arka tarafa iki muhafız gönder. Bir de main caddesine. Biraz çabuk ol. Tamam. Kapıyı kapat. Ben burada pisliğin içinde otururken orada oturmak keyifli oluyor mu? Kahrolası sokak kedisi. Bana cevap versene. Meydan okuyorum. Orada oturmak keyifli değil mi? Ben ve karınca kutsal Meryem'e ve tüm azizlere söyledim. Onlar gerçeği biliyorlar. Yani Richmond'da 9 gün süren o savaşta kaç kişiyi öldürdüğümü değil mi? Aa, ne fark eder? En azından 20'ydi. Ne istiyorsun sen? Dediklerime inanmıyor musun ha? Orada 7. alayda borazan çalıyordum ben. Vücudumdaki nefeste bir filin hortumunu bile çalabilirim. Evet ama alaydakiler borazanımı aldılar. Nedenini bilmiyorum. Tıpkı viski şişem gibi. Oradaki sersem haklı olduklarını düşünüyor. Elimde kalan tek şey madalyamdı ve onunla bir şişe alabileceğimi düşünmüştüm. Ama 5 para etmez dediler bana. Madalyalar işe yaramıyor mu ha? Birlikte savaşırken hepimiz arkadaştık ama eve dönünce... Hiç kimsenin umurunda bile olmuyorsun. Sen öyle değilsin. Gidelim. Ne yaptığını biliyor musun? İyi akşamlar. Götürün onu burada. Stewart. Stewart. Çavuş. Neredesiniz? Milt Coles. Ed. Diğerlerini görüyor musun? Hayır, buradan görünmüyor. Yedi. Nichols, yeterince kaybetmedin mi? Bırak artık Nichols, daha fazla oynama. Kararını ver.
Bunun hiçbir değeri. Bir bakalım. Evet, işte bak bu farklı bir şey. Eğer oyuna bunu da koymak istiyorsan senden satın alabilirim. İyi bir saattir. Çok para ödedim. Tamam. Otur. Otur ve ye. Zallarının işi bitmiş. Şunları dene. Sana yemini söyledi değil mi? Susun. Yemekte müzikten hoşlanmaz mısın? Bunu bir daha deneme. Özür dilerim. Beş. Ola, yine mi beş geldi? İnanamıyorum. Sıra sende yabancı. Göster olaya patron. İşte böyle. Helal olsun. Gerçekten çok şanslı. Teşekkür ederim. O benim arkadaşım. Çok şömert bir adamdır. Ne silahlar ne de zarlarda hiç kimse onu yenemez. Bu gece Kuençada ben de onun ellerini bile görmeden 10 saniye içinde 20 adamı akladı o. Hey susun be! Bunda gülünecek bir şey yok ki. Ben gerçeği söylüyorum. Tam belki 20 değil ama en azından 10 kişi vardı. Şimdi herkes geri çekilsin. Şerif gelene kadar içeri giremezsiniz. Hadi geri çekilin. Çok temizdi. Teşekkürler, evet. Buna hiç şüphe yok. Ne alacaklarını sanıyordunuz? Kasanın etrafındaki bozuklukları mı yoksa? Ha? Biliyorum ama bizim gururumuz ne olacak? Hepiniz geri çekilin. Ne oldu? Kasayı götürmüşler. İçeri girin. Olaylar sırasında hiçbir şey duymadım. Hadi Jane, biraz dolaşalım. Hadi bebeğim. Hiçbir şey umurunda değil, değil mi? Ben de herkesin içinden seni seçtim. Bunu sorun haline getirme. Sadece buradan geçiyorum. Susun lütfen, açıklayacağım. Oligant, evet. Şimdi sen hemen alay komutanına git ve Albay Rebirth'i hemen buraya yanıma gelmesini söyle. Pekala. Çekilin, çekilin, bırakın da geçeyim. Gönüllü gerekiyor arkadaşlar. Biliyorum. Harriman toplamaya başladı bile onu. Eğer Meksika'ya geçerse her şey... Alay komutanını çağırmak zorunda mısın ha? Kasanın içinde tam 100.000 dolar. Ve orduya aitti. Anladın mı? Durun, durun. Collins, sen Los Palos'a git. Diğerleri de benimle sınıra gelsin, hadi.
bankayı temizlemişler değil mi Şeyin? Evet öyleymiş. Ah keşke para benim olsaydı, içinde boğulana kadar viski içerim. Hey sen arabadaki, geri dön! Geri dön! Geri dön! Bu mesafenin yarısından bile hedefini vuracak bir silah yok. Biz gidip bütün çevreyi taradık Alba. Hiç iz yok. Hem de hiç. General Perkins'e haber vermekten başka çarem kalmadı. Albay, onu bir gün daha aramama izin verin. Baylar! Burada kasa kaybeden biri var mı? Geri götüreceğim deyince pek nazik davranmadılar. Anahtar uyuyor albay. Kasayı geri alabilmemiz gerçekten çok büyük bir şans albay. Hı hı. Bu yöreden değiller. Hey. Onlar San Luis'den. Bayım, size tarafımızdan ödül verilecek. Onunla ilgilenin. Parasını da hazırlayın. Al. Bu kadar çok çalıştıktan sonra susamış olmalısın değil mi? Bir araba ve iki tonluk bir kasa. Ve iyiydi adam ha. Kısa günün kârı. Önce iyiydi adam vardı, sonra da iyiydi ceset. Yedi, zarlardaki gibi. Getirirken zorluk çektin mi? Kimseyi gömmekten hoşlanmam ama gelecek sefer yardım ederim. Sen ateş edersin, ben de silahını doldururum. Hey dostum, karınca cesetlerden korkmaz. Bir sürü askeri ölürken gördüm. Buna ne dersin ha? Richmond'da 9 gün süren su savaşta ordu bana bir madalya vermişti. Ah! O madalyalar bugün kimin işine yarıyor ki? Günümüzde yaşam çok kötü. Daha önce söylemiştim. Ne kadar istiyorsun? Sen söyle. 2000. 5000 dolar. Pekala. Çavuş Keller sana parayı getirecek. Hey! Bundan daha fazlasını alabilirdin. Bütün para zaten senin elindeydi. Yani 100.000 doların tamamı. Ve Meksika gidebileceği kadar yakında. Oysa sen işe yaramaz 5.000 dolar için kadın gibi pazarlık yapıyorsun. Kendini yasalara satıyorsun. İşe yaramaz olabilir karınca ama yasal. Soygunu benim yaptığımı düşünelim. Soygunu planlıyorum, parayı alıp gidiyorum ve gelip sen beni durduruyorsun ha? Ha? Ha?
Böyle bir bıçak dosttan daha iyidir. İstediğin dost buysa? İki tane istemez misin? İki mi? Hey sokak kedisi! Ondan hoşlanmadın mı? Ah. Bey! Buna ne dersin, tamam mı he? Bu taraftan. Burayı imzala. Kasabaya yeni gelen bir adamın birdenbire 5.000 dolara kavuşması çok ilginç değil mi? 7 numara. Oteldeki en iyi oda. Benimkinin yanı. Çok mu kalacaksın? Sadece geçiyordum. Bunu bilemez. Sen de mi geçiyordun? Evet. Sabata. Artık seni hiç tanıyamıyorum. Kasa yüzünden mi? Peki yerimde olsaydın ne yapardın? Ben? Parayı vermezdim. Ritmi kaçırdın. Stengel, bu sefer hata yaptın. Çünkü arazi satın alabilmek için ordudan 100.000 dolar çalmaya kalkıştın. Oysa demiryolu şirketi bunu bir gün sana ödeyecekti. Bütün bunları açgözlülüğünü ve büyüklük kompleksini tatmin etmek için yaptın. Bu yüzden aptalca bir şeydi. Göze aldığın risk çok büyüktü. Ve bütün bunlar şerefimi lekeledi tabii. Ayrıca Ferguson'un da. Öyle değil mi? Ben kasabadan gitmeye karar verdim. Hayır. Albay bu işin peşini bırakmaz. Tabii ki araştırma yapacak. Ve işe en tepeden başlayacak. Durun biraz. Yargıç O'Hara. Dogurti'den asla gidemezsiniz. Stengel, yapma. Pekala. Bu daha iyi. Burada bizimle kalacaksın. Evet, ben... Oswald. Virginyalı kardeşler ve arabalarıyla ilgilenmenizi istiyorum. Tamam.
işler iyi gitmedi değil mi Oswald? Gitmedi. Ben de bunun için buradayım zaten. Ama biz üstümüze düşen görevi yaptık. Evet. Merak etmeyin, patronum her zaman bedelini öder. Oswald. Evet. Arabadan kurtulmalıyız. Üç adam gönderdim. Nasıl halledeceklerini bilirler. Hey, böyle derin derin ne düşünüyorsun? Bir tahterevalli ve akrobat adam. Akrobat mı? Üst pencereden. Ordunun verdiği ödülü al ve töz ol. Başımı belaya sokma. Hayır. Bu akrobatların soyguna katıldığından eminim. Ortadan yok oldular. Uzak dur. Sen de kim oluyorsun? Senin ecelin olabilir dostum. Girin. Bütün insanlara üstün yetenekler verilmiş. Ve bu üstün güç sayesinde sıradan adamları kullanıp yönetebilmelisin. Evet. Her şey halledildi. Tek adam. Artık sensin. Güvende misin? Ben konuşmam. Dört şansım var Oswald. Üçünü çıkaracağım. Biri kapacağım. Hey, kes şunu Stangle. Oynamayacak mısın? Başka bir seçenek mi istiyorsun? Senin gibi birinin beni yenebileceğini sanıyorsun herhalde. Oswald. Ben heyecanın doruğunda yaşamaya bayılırım. Çünkü bu hayat sadece korkusuzca ölümle yüzleşebilirsen yaşanmaya değer olur. Aslında buna bayılıyorum dostum.
180 metre ha? Abi imkansız mı? Zeki bir adam bu mesafeyi korur. Stengel! O akrobatların arabası senin aleyhine iyi bir delil. Bu kanıtı satın almak istiyorsan sana 10.000 dolara mal olur. Buraya gel ve parayı al. Hemen geliyorum. Oyun oynamaya kalkışma. Boş yere ateş etmiş olursun. Hayaletlere ateş etme Stengel. Boşluğa ateş etme. Bunu yapmaman gerekirdi Stengel. Şimdi fiyat 20.000'e çıktı. Hey! Hangi cehenneme gitti bu? Ah, işte orada. Oynaşmaya. Hey Sabata, sokak gelirse gitsek iyi olur. Bize ihtiyacı var. Olur. Sokak gelirse yine dava çıkmış. Ah Lon. Hayır değilim, hayal kuruyorum. Ah hayaller, hayaller. Harika bir çiftlik senle ben. Benim en azından para kazanabileceğim bir şey var. Sen sadece o aleti tıkırdatıp duruyorsun. Ha. Güneş doğuyor. Nereye gidiyorsun? Banjo? Merhaba. Bu şekilde söyleyemem. Söyleyeceğin şey bana ne kadara mal olacak? 200 dolar. Ben buradan gitmeliydim. Beni arıyorlar. Bu yüzden geldim. Bu kasabada olan her şeyi bilirim ben.
Stengel şu 20 bin doları ödemek istemiyor. İstemiyor ha? Nereden biliyorsun? Kadınlar sevişirken çok fazla konuşuyor. Aslında yargıç O'Hara ve Ferguson da bunu ödemek istemiyor. Öyle mi? Çünkü senin taleplerinin gün geçtikçe artacağını düşünüyorlar. Örneğin kasadaki miktarın hepsini isteyebilirsin. Nereye varmaya çalışıyorsun? Bir yere varmaya çalışmıyorum. Bu senin fikrin. Ve çok tehlikeli. Tabii istemiyorsun. Bana 200 dolar borçlusun. Etrafta dolaşmak çok faydalı. Üzgünüm bayan. Stengel beni yemeğe davet etmek istiyorsa neden bunu kendi gelip söylemedi?
Stangle otu. İstediğim 20 bin dolar yeterli. Buna değmez Stangle. Eğer buradan sağ çıkamazsam Albay Rehvet'i her şeyi öğrenir. O 30 bin doları yargıç O'Hara'ya götür. Sabah saat 8'e kadar vaktim var. Çok cömertsin. Galiba öyleyim. Sen onun için kaygılanma demiştin. Bu adamı iyi tanırım. Geri döneceğini söylemiştim. Ben benim param nerede ya? Yakında herkese yetecek kadar para olacak. Pek yapmam gereken sana güvenmek ha. Sabahtaya güvenmiyor musun ha? Sence ne yapacaklar? Hiçbir şey. Bekliyorum. Ödemezler, hayır. Gitmezsen cenaze masraflarını ödemek zorunda kalacağım. Bize ihanet ederek ihbar edecek tek kişi Oswald'tı ama işini bitirdik. Kimseden korkmamıza neden yok. Onun bize karşı hiçbir kanıtı yok. Yanılıyorsun Ferguson. Hakkımızdaki her şeyi biliyor. Ben ne dediğimin farkındayım. Eğer o hükümetin adamıysa o zaman... Hiçbir şey değil. Sadece para peşinde bir serseri. Önce 10 bindi, şimdi 30. Ondan kurtulmak daha aza mal olur. Kasabanın dışından birini bulmamız gerekiyor. Böyle birini tanıyorum. Valorileri vurmanı mı bekleyeyim? Şimdi gidip vursan daha iyi edersin, tamam mı? Onlar kadınını çaldı, değil mi? Ve sen bu konuda hiçbir şey yapmıyorsun. Beni dinle Sersem, iyi dinle. Bu işe ben bitmek zorunda. Yoksa bizi vuracaklar, anlaşıldı mı? Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun? Ama onu Mallory'leri satan sendin anne. Kim? Ne diyorsun sen? Beni tutuklattırmak mı istiyorsun ha? Hı? Aa, yapma anne. Hey, bu da ne? Tam oğluna göre bir işim var bayan. Benimle konuşacaksın. Çocuğa ne ödeyeceksin? Tam 1000 dolar. Şimdi 500 dolar. Geri kalanı da iş bittiği zaman. Niye bekliyorsun hala, gitsene? Geri dön parayla ama. Parayla dön! Şarki, etrafta senin çok içtiğin söylentisi dolaşıyor. Alkol ellerinin titremesine yol açabilir. Şu dalları görüyor musun? İzle. Birini vurman yeterliydi. Bayım, siz gelene kadar Dogerty'nin sessiz ve güzel bir yer olduğunu söylemeliyim. Siz şeytanın uşağısınız. Bunu ben söylemiyorum. Peder Brown'a sorun. Sokak kedisine sorun. Hey, Sabata.
Gülmem geçtiği zaman ölmüş olacaksın. Gübre gibi mi? Buğdayın daha uzun olmasını sağlar değil mi? Dur bir dakika. Şerif, ben oradaydım. Meşru müdafaydı, ben gördüm. Sana ihtiyacım olana kadar burada bekle. Hey! Bekle beni! Nerede olduğunu merak ediyorum. Ve senin nereden geldiğini. Ondan yürüyeyim. Tabii işim. Bekliyorum. Beni doğuran anama lanet ediyorum. Ve babama ve kardeşime, yani bütün aileye. Ne dersin? Sana veririm. Richmond'da kazanmıştım. Gümüştüm. Al onu bence. Eğer ayrıca gümüş dediği. Sabah tadan alacağım paraya karşı o. Pekala, $10. $5,000. Sabata'nın üstüne basa girelim. Ne yapacağını görmek istiyorum. Hemen otur şuraya. Seni aşağı alacağım. Kim? Ben mi? Ben mi aşağılığım? Oldukça iyi. Bu özel aşağılığa biraz fazla yaklaştı, öyle değil mi? Peder Brown bunu da senin için gömer. Zamanın büyük çoğunu ölülere dua okumakla geçiriyor ve hiç para almıyor. Meşru müdafaydı Bay Ferguson. Evet. Bunu şerife söyleyeceğim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sabata'nın iyi bir Hristiyan olmadığını biliyorsun. Onu mümkün olan en kısa zamanda görmek istediğimi söyle. Pekala, Peder Şimdi Brown. Sana gelelim. Senden ne haber?
İnan bana peder, her şey bir kazadan ibaretti. Hey, sokak kedisi. Hey. Gerektiğinde yalan söyleyemez misin? Sadece kafanı sallaman yeter. Peder Brown. Beni mi görmek istediniz? Evet peder. Bak evladım, yaptığın şeyler hiç de iyi değil. Bu hiç de insanca bir şey değil. Eğer daha önce yanıma gelseydin, büyük bir ihtimalle bu akan kanları engellerdik. Hayat bize verilen en büyük armağandır. Saygı duyulması gereken çok kutsal bir şeydir. Peder. Evet, biraz soğuk almıştım, evet. Son günlerde başınıza çok dert açtım. Bu yüzden bağışta bulunmak istiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Benjo, ne işin var burada? Peder Brown için bir requiem çalıyorum. Sana ihtiyacı yok. Bunu bilemezsin. Tanrı'nın yöntemleri sonsuzdur. Sabata. Artık hayalet mi görüyorsun? Sizin Peder Brown için çok üzgünüm. Öksürükten tıkanıp öldü zavallı.
Evet. Tam 30.000. Bir gün daha ver. Tabii. O zaman tam 60.000 dolar olur. Ne diyorsunuz? Bu çok para. Ama yine de verelim. Parayı toplamak için zaman lazım. Bizde o kadar para yok. Kararınızı verin. Altmış bin. Yarın. Öğlen. Los Palos'ta. Ona parayı verelim Stengel. Yolumuzdan çekilecekse verelim. Bize şantaj yapmaktan vazgeçmez. Doğru adamı bulamadığım için ben bir aptalım aslında. Ne demek istiyorsun Stengel? O barda yaşıyor. Ona Benjo diyor. Sabahtan'ın burada. Drogti'de olduğunu biliyoruz. Peki sen ne yapıyorsun? Bekliyorum. Neyi bekliyorsun ki? Birinin o aleti çalman için sana bir tomar para vermesini mi? Bu kasabada asla olmaz. Önce onları öldürmelisin. Bu ilk olmayacak ki. Ne demek istiyorsun sen? Benjo, aşağıda 5 adam seni bekliyor. Sanırım onlara bir şey çalmanı istiyorlar. Hey, buraya gel Benjo. Gitmem gerekli Jane. Bütün ülkeyi dolaşıp seni aradım ve Texas'ta olduğunu duydum. Burada hiç kimse biz Clayton'lara oyun oynamaya kalkamaz. Artık bu işi bitireceğiz Benjo. Nisa'nın evinden bu kadar uzakta ölmesi ne kadar güzel. Benjo! Kalbine girdi. Demek hatırlıyor. Onu tanıyor mu? Bir kez birlikte oynamıştık. Benjo. Hey!
Şerif gelmeden sana bir içki ısmarlayayım ha? Öyle. Banco. Tanrı'ya şükür. Tabii. Sana içki ısmarlayayım. Seninle konuşmak istiyorum. Sana bir iş vereceğim Benjo. Eğer kabul edersen çanta senin olacak. Hiç fena para değil. Bu ordudan aldığım ödül parası. Ne diyorsun? Var mısın apa? Biz henüz ortak değiliz. Ne demek oluyor bu? Yarın öğlen Los Palos'ta bana bir şey getirecekler dostum. Gidelim mi? Gidelim. Ben alırım. Güneş çoktan yükseldi. Gelecekler. Gelecek mal kıymetli mi? Evet. Demek biz görmeyeceğiz. Peki sen? Ne düşünüyorsun? Bir atlı geliyor. Adam bize doğru geliyor. Şimdi attan iniyor. İşte geldi. Çekil yolumdan karınca. Biz çok benziyoruz. Ben doğru taraftayım. Hangi tarafmış bu? Kanunlara karşı gelmeyen taraf. Hı,
Ve böylece Banjo'ya karşı gelmiş oluyor. Ben Peder Brown değilim. Karınca, pirelerini rahat bırak. Ben güneydeyim. Ve sen kuzeydesin ama her ikimiz de yaşlılıktan ölebilirdik. Fakat ne hikmetse yollarımız yine çakıştı. $5,000 için beni öldüremezsin Benjo. Burada alacağın $5,000'dan fazlası var. Ne kadar? Ne kadar, cevap ver. Hadi cevap ver. Öğrenmek istiyor. Ne kadar? 5,000 değil. 100,000. Kasadakilerin hepsi mi? Sen onlardan tam $60,000 aldın. Ve seni korkuttular. Seni öldürecek birine $100,000 vermeyi tercih ettiler. Hadi, neden beni öldürmüyorsun? Sen söylemiştin. Tanrı'nın yöntemleri sonsuzdur. Amigo! O sabahtadır, sen kaybettin. Bence çok yakında burası fazlasıyla ısınacak. Meksika'dan bile fazla, bundan eminim. Hey! Çanta! Beni de bekle. Meksika'ya mı ha? Pekala. Onu yakalayamayacaksın. Daha fazlası gerekiyor. Para hala orada duruyor. Yine deneyebilirsin. Bu sefer ıskalamayacağım. Onu getir, para senin olsun. Yakalayın. Buradan çıkış yok. Bobby, uzak.
Geri dön, geri dön. Dinamitlerin geri kalanını sakla. Gidelim. Tekila, ses galiba kilerden geldi gibi. Biri gitti değil mi? Gitti. Onu dışarı çıkar. İş başında uyuyormuş gibi görünsün. Fazla vaktimiz kalmadı. Eninde sonunda bizi bulurlar. Etrafa bakalım. Thank you.
Baksana Selim. Henüz bizim çocukları bulamadım. Onları beklemeleri için Akua Doğaçı'ya birini göndereceğim. Hey, Julio. Kardeşin nereye gitti? Nereden bileyim? Ben onun bakıcısı değilim. Bu kadar komik olma. Bir gün o yağlı suratının diğer tarafıyla gülmek zorunda kalacaksın. Tekila nerede? Gördün mü onu? Tekila. Uyuyorsun ha? Herkes dışarı çıksın. Tekila'yı öldürmüşler. Durun. Durun çocuklar. Başta yıkılacağım sesinde. Adamları bulmak istiyorum. Dur! Sen diğer tarafa geç. Sokak kedisi. Deli misin sen? O benim arkadaşım. Arkada. Rocky, 5 adam al ve kileri baştan aşağı ara. Yukarı çık. Yukarı basına. Tamam. Biri benim yaşamamı istiyor. Gidelim. Tıpkı Richmond Savaşı gibi. Her atışta bir adam. Her atışta. Ya! Yaşa General Zapata!
Hey, bu bana şans getirir. Bunu dostumuza ver. Hey, orada. Karınçer, silah. Beni izle. Basının kenarına çık. Sokak kedisi. Bir dakika. Karınçaya yardım etmek istiyorsan silah al. Stengel, bekle. İçeri gireyim. Lütfen. Stengel, sen bir korkaksın. Sabaha! İçeride misin? Neler oluyor orada? Aç şunu yoksa kapıyı kıracağım. İçeri gireyim, hadi! Sana bir tane ses. $60,000 alacaksın. Para... Sabaha, beni içeri al, orada mısın? Sabaha, sana! Dışarıda kal. Sana işaret vereceğim. Şimdi. Ölmeden önce üstün yetenekleri ve sonuç olarak da üstün güçleri olan her adamın her zaman oynayacak son bir kartı olduğunu bilmelisin bence. Dinle Stengel, son kart için bir dolar bile bahse girmez.
Başardık değil mi dostum? Los Palos'taki gibi. Artık ödeştik. Söylemem gereken çok önemli bir şey var. Biliyorum, para bankada duruyor. Ve sadece yargıç tarafından ödenir. O'Hara! Pekala. Benim 60.000 dolarıma karşılık sen 20.000 dolar alacaksın. Bu kadar parayı nereden alacağım? O'Hara senin adını verir. Şöhretini korumak ister. Tabii. Elbette. Yarın gün doğumunda Dougherty'de adil bir düello bence. Stop.
Bu taraftan Şerif. Sonunda onun şansı da tükendi. Hoşça kalın millet. Hoşça kalın. Hayır hayır. Gömme işiyle ben ilgilenebilirim. Sanırım o da benim için aynını yapardı. Gömer miydi? Evet, sanırım bunu yapardı. Ah, bana yardım et Banco. Özür dilerim. Ama ne demiştim Cenk? Ben sadece geçiyordum. Ya! Anlaşmamız yarı yarıyaydı. Şimdi ordunun ödülüne razı olmak zorundasın. Onu Karınçay'la paylaşacaksın. Hadi aç şunu.